Herkese merhaba, Bakım, Onarım ve Değerlendirme TV'ye hoş geldiniz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler. Merhabalar arkadaşlar, bu projemizde bir bağcık ucu nasıl tamir edilir? Bu bağcık uçları ayakkabı bağcığı ucu olur, elbisemizin bağcık uçları olur. Yani püskülü çıkmış çözülme aşamasındaki bağcık uçlarının tamirini, onarımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Umarım uyguladığım yöntemleri beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Uyguladığım birinci yöntem ısıyla daralan makaron yöntemi. Makaronlar genellikle elektrikçilerde, elektronikçilerde kabloların sıyrılmış bölümlerini yalıtmak amacıyla kullanılır. Bunlar da ısıyla daralarak kablonun sıyrılmış bölgelerini yalıtır. Biz burada bu makaronu uygun genişlikte, bağcığımızın ucunu girebilecek şekilde uygun genişlikte bir makaron alarak, elektronikçilerden tabii ki alarak 1 veya 1,5 santim olacak şekilde kesiyoruz göz kararı. Kestikten sonra bağcığımızın ucuna geçirerek burada çakmak alevi ile sıcaklık verdiğimizde daralmaya başlıyor zaten. Ucunu sımsıkı kaplıyor. Aynı yöntemi bağcığın diğer uçları için de yapıyoruz. Bu arada izleyenler bilir, Phineas ve Ferb çizgi filminde bu ayakkabı bağcığı ucu konusu işlenmişti. Yani İngilizce bir kelime itibarıyla aglet deniyor. Bu aglet konusu Phineas ve Ferb çizgi filminde işlenmişti. Orada ayakkabı bağcıkları hatırlatıcı olarak insanların parmaklarına bağlanarak bir konuyu hatırlatmak amacıyla bu şekilde işlenmişti çizgi filminde. Hatta adına şarkı bile yazılmıştı çizgi film içerisinde. İkinci yöntemimi uygulayabilmek için ortam hazırlıyorum. Uyguladığım ikinci yöntem, elektrikçilerin kullandığı çok telli kabloların uçlarına taktıkları düz tek dişi soketler. Bunlar düz tekli dişi terminal uçları diye geçiyor. Tekli soketler şeklinde de isimlendiriliyor bunlar. Benim kullandığım dişi soket. Erkek soketlerde bu bağcık uçlarını sarma işlemi olmuyor. Olmadığı için dişi soketlerde fazlalıklarını yan keskiyle keserek bağcık uçlarını bu şekilde sarabiliyoruz. Sıkıştırarak sarabiliyoruz. Bağcığı bu soket içerisine alarak artık yan taraflardan karga burnu veya penseye ile sıkıştırarak sert sıkı bir şekilde sardırtıyoruz bağcık ucunu.
Tabi bağcıyan fazlalıklarını da kesiyoruz. Son dokunuşlarımızı yaptıktan sonra bağcık ucu çıkmayacak şekilde bir metal uç olmuş oluyor. Uyguladığım üçüncü yöntem alüminyum folyo ile kaplama. Yani bağcık ucunu ufak bir alüminyum parçası alarak keserek bağcık ucunu alüminyum folyo ile sarıyoruz. Rulo yapıyoruz. İçerisinde büzerek, sert sıkı bir şekilde büzerek bağcık ucunu kaplıyor artık. Her iki yöntemi uyguladığım bu uçları artık hızlı yapıştırıcılarla uçlarını sürerek çıkmasını engelliyoruz. Bu bağcık uçlarını bu kapladığım alüminyum folyo ve dişi soket yaptığım bağcık ucunu da aynı şekilde hızlı yapıştırıcı sürerek çıkmasını engelliyoruz. Bu uyguladığım materyallerden kurtulması engellenmiş oluyor. Uyguladığım dördüncü yöntem şeffaf yalıtım bandı ile kaplama. İzola bant diyoruz biz buna. Bu izola bantla büzerek bağcık ucunu kaplayarak bağcık uçlarını sararak yapıştırdıktan sonra hemen yine hızlı yapıştırıcılardan sürme işlemini uygulayarak bağcık ucunu sertleştirmiş oluyoruz ve bağcık ucunun bu izola banttan çıkmasını engelliyoruz. Bu şekilde bağcık uçlarının tamir işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.